Bu sabahlar 18 Ekim Cuma günündeyiz. Yeni gün haberleri haftanın son iş gününde başlıyor. Önümüzdeki yılın 2025 yılının bütçesiyle başlayacağız. Sonra yine gözümüzü Orta Doğu'ya çevireceğiz. Ekonomiye dair de yine çok sayıda paylaşacağımız haber var. 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kamuoyuna duyuruldu. Bütçenin detaylarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz paylaştı. Bütçemiz yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen sosyal refahı kalıcı bir şekilde arttırıcı bir yaklaşıma sahiptir. 2025 yılı merkezi yönetim bütçesi bağlantı. 2025 yılı bütçesinde Aslan payını eğitim aldı. Merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14,8 oranı ile en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz. Bu artık AK Parti hükümetlerinin Cumhur İttifakı hükümetlerinin bir geleneği oldu. Merkezi yönetim bütçesinden sağlık hizmetleri için 1 trilyon 106 milyar lira kaynak ayırıyor. Savunma sanayi destekleme fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde toplamda savunma ve güvenlik sektörü için 2025 yılında 1 trilyon 608 milyar lira ödenek tahsis ediyoruz. AK Parti hükümetlerinin 23. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ise 7. bütçesi belli oldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025 yılı bütçe teklifi için kürsüdeydi. 2025 yılı merkezi yönetim bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını öngörmekteyiz. Bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının ise yüzde üç virgül bir olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz. Yılmaz, deprem bölgesinin iyileştirilmesi için bütçede yüzde dörtlük pay ayrıldığını da paylaştı. 2025 yılı bütçesinde deprem bölgesinin iyileştirilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 584 milyar lira tutarında ödenek öngörülmüştür. Bu kapsamda afetlere dirençli şehirler projesi için ayrılan kaynak tutarı toplam 120 milyar liradır. Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi programı kapsamında kamuda tasarrufta önemli bir başlık değerli izleyenler mecliste de, kamu kurumlarının 2025 bütçesinin görüşülmeye başlayacağı bir dönemde Merak edilen bir konuda kamuda tasarrufa dair hangi uygulamalar yapılacak, bütçe süreci başlarken meclis takvimi nasıl işleyecek detaylar haberimizde. tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleri tek tek ele alınacak. 2025 yılının bütçeleri belirlenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde maraton başlıyor. Bütçe görüşmelerinin meclisteki ilk adresi Plan ve Bütçe Komisyonu olacak. 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz komisyonda sunum yapacak. Enflasyon kalıcı ve düşük tek haneli seviyelere gerileyene kadar tüm politika araçları kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir. Sunumun ardından görüşmelere bir hafta ara verilecek. Bu süre zarfında komisyon üyeleri hazırlıklarını tamamlayacak. Bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerinin başlayacağı tarih ise 30 Ekim. Bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından kurumlar özelindeki görüşmelere geçilecek. Ele alınacak ilk kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı. Ardından sıra bakanlık bütçelerine geçecek. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 17 bakanı sırayla bütçelerini sunacak. Son olaraksa Cumhurbaşkanlığı bütçesi ele alınacak. Komisyonda bir önceki yılın sayıştay raporları da değerlendirilecek. Tüm bu müzakerelerin bir ay sürmesi öngörülüyor. Komisyon sürecinin ardından gözler genel kurulda olacak. Aralık ayı başında milletvekilleri genel kurulda aralıksız 12 gün boyunca bütçe mesaisi yapacak. Bütçe görüşmeleri boyunca mecliste misafir alınmayacak. Partiler grup toplantılarına ara verecek. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir avukata hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Mahkeme ara kararını verdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorla mahkemeye getirilmesini uygun gördü. Ancak buna tepkiler gecikmedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin neredeyse tüm mensupları Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilmesi kararına eleştiri yağmuru başlattılar. Bu konuda da bir geri adım atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik zorla getirilme kararının kaldırıldığını açıkladı. 8 saat fazla arkadaşlarımız 24 saat çalıştı. Avukat Mustafa Doğan İnal, CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 Ekim 2023'te CHP grup toplantısında kendisi hakkında sarf ettiği sözleri mahkemeye taşıdı. Merhaba. Mustafa Doğan İnal'ın avukatı davada sanık olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilmesine hükmetti. İstanbul'da görülen davanın 18 Şubat 2025 tarihindeki duruşmasına Kılıçdaroğlu'na zorla getirme kararı uygulanmasına karar verdi. Evet. Karara Kılıçdaroğlu'nun cevabı gecikmedi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından alınan karara hodri meydan çağrısı yaptı. Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Yargıya talimat vermeyi bırak. Derdin benle ise ben dimdik durmaya devam edeceğim. Hadi meydan. Karara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de tepki geldi. Özel, önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün verilen zorla getirme kararı, hukuki olmadığı gibi siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır ifadelerini kullandı. Umutluyum ve dostlar. Gerçekten umutluyum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da karara tepki gecikmedi. Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda zorla getirme kararlarını onlarca suç kaydı olup ortalıklarda gezenlere işletin ifadelerini kullandı. Bu süreçte 7. Genel Başkan Kemal Bey'in yanındayız dedi. Mansur Yavaş tepkisini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaşımıyla gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirilme kararı kamuoyunda da büyük tepki çekti. Karar İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iptal edildi. Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilme kararının iptal edildiğini avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından duyurdu. Davada hakaret suçundan yargılanan Kılıçdaroğlu hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın saha ajanları Afrika'da yakaladıkları bir terör örgütü mensubunun itiraflarıyla bir başka teröristi daha yakaladı. El-Kaide örgütüne mensup iki terörist zırhlı araçlarla sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde başarılı bir operasyona imza attı. Terör örgütü El-Kaide üyesi Ahmet Baykara Afrika'da yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatının saha ajanları Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik eylemler gerçekleştiren teröristin yerini tespit etti. Türkiye'nin kendisini takip ettiğini anlayan Ahmet Baykara Afrika'ya kaçtı. Milli İstihbarat Teşkilatının saha ajanlarının analizleri sonucu terörist Ahmet Baykara Afrika'da yakalandı, Türkiye'ye getirildi. Soruşturmanın sürdüğü Adana'ya getirilen Ahmet Baykara, ifadesinde bir teröristin daha ismini verdi. Baykara, Suriye'deki eylemleri YA ile birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik bombalı saldırıda birlikte hareket ettiklerini söyledi. Ekipler YA'yı kısa süre içerisinde saklandığı adreste yakaladı. Yeyan'ın yakalandığı ev didik didik arandı. Örgüte ait çok sayıda dijital materyale el konuldu. <laughs> El-Kaide terör örgütü üyeleri Ahmet Baykara ve Y.A.'nın emniyetteki sorguları tamamlandı. İki terörist zırhlı araçlarla adliyeye sevk edildi. El-Kaide üyesi teröristler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir yandan Milli İstihbarat, bir yandan Emniyet, bir yandan da Savunma Bakanlığı terörle mücadelesini sürdürüyor. Son bir haftada 45, yılbaşından bu yana 2194 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları kilise düşen roketle ilgili olarak sahadaki güçlerin faaliyetlerini ve harekat bölgelerimize yönelik tedbirleri, tehditleri hassasiyetle takip ediyor. Gerekli tedbirleri alıyoruz açıklamasını yaptı. Birazdan onu da paylaşacağız. Kilis ilimize iki roket isabet etti. Boş araziye herhangi bir can kaybı yok. bu konuda Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı. Hudut güvenliği, terör, bölgedeki son gelişmeler. Terörle mücadelede gelinen son durum Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında ele alındı. Son bir haftada 45 terörist etkisi hale getirilmiş. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisi hale getirilen terörist sayısı 2194 olmuştur. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan iki PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu başarılı sınır ötesi operasyonlarının yanı sıra Mehmetçik sınırda da güvenliği sağladı. Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 194 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 10'u terör örgütü mensubudur. 1505 şahıs ise Hududu geçemeden engellenmiştir. Yılbaşından bu yana sınırda yakalananların sayısı 11873'e yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 82307 oldu. toplantıda bakanlık kaynakları Türkiye'nin Lübnan'daki tahliye operasyonuna ilişkinde bilgi verdi. Türk vatandaşlarının Lübnan'dan çıkarılması için olası bir yeni tahliyeye hazır olunduğu kaydedildi. Bakanlık kaynaklarına kilis yakınlarına düşen roketle ilgili soru da yöneltildi. Bakanlık kaynakları sahadaki güçlerin faaliyetlerini ve harekat bölgelerimize yönelik tehditleri hassasiyetle takip ediyor. Gerekli tedbirleri alıyoruz açıklamasını yaptı. Eurofighter ve F-16 tedarik konusu da bakanlık kaynaklarına soruldu. 40 adet F-16 temininin yanı sıra Eurofighter'ın tedariğiyle ilgili de çalışmaların devam ettiği, çalışmalarda herhangi bir şartın gündeme gelmediği belirtildi. Savunma sanayine bütçe olarak 80 milyar lira kaynak sağlayacağı düşünülen kredi kartlarından 750 TL savunma sanayi katkı fonu projesi iptal edilmişti. Görüşmeleri 2025 yılına ertelendi. Ancak yeni bir gelişme yaşandı. Kredi kartı kullanıcılarından vergi alınmasına ilişkin düzenleme tekliften çıkarıldı. Vatandaşların itirazı sonuç getirdi. Savunma sanayi destekleme fonuna katkı sağlaması için kredi kartlarından alınacak vergi rafa kaldırıldı. Limiti 100 bin TL'nin üzerindeki kredi kartlarından 750 lira kesinti yapılmasına ilişkin düzenleme tekliften çıkarıldı. Savunma Sanayi Destek Fonu teklifinin görüşmeleri Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ilk gününde sona erdi. Görüşmelere 2025 yılında devam edilmesine karar verildi. Teklifin kredi kartlarından vergi alınmasını düzenleyen 5. maddesi ilk günden itibaren tartışmalara neden oldu. Söz konusu madde AK Parti istişare toplantılarında da gündeme geldi. AK Parti vekiller olmayan bir paradan pay alınamaz diyerek teklife ilişkin yapılan itirazları destekledi. Hem vatandaşlardan hem de partililerden gelen itirazlar sonuç verdi. Hazırlanacak yeni pakette kredi kartı kullanıcılarından kesinti yapılmasına ilişkin düzenleme yer almayacak. İsrail Lübnan ve Gazze'ye saldırılarını sürdürürken bir yandan da Suriye'yi vuruyor. Gazze'de sivillerin sığındığı bir okul ve evin hedef alındığı saldırılarda 27 kişi öldü, çok sayıda da yaralı var. İsrail, Lübnan'daki sivillere tahliye çağrısının ardından da 4 beldeye hava saldırısı düzenledi. Bu arada Gazze'ye 3 ay aranın ardından ilk defa insani yardıma izin verildi. Ancak havadan gerçekleştirilen yardımlarda bir sivil hayatını kaybetti. İsrail'in saldırıları Orta Doğu'daki tansiyonu giderek arttırıyor. İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bulunan Cilipya mülteci kampındaki Birleşmiş Milletler okuluna bombalı saldırı düzenledi. 22 sivil hayatını kaybetti. Bölgede çok sayıda yaralı var. Saldırılar sonucu okulun bahçesindeki çadırlarda yangın çıktı. İsrail ordusu Gazze'de hava saldırısı düzenlediği bir evde de 5 sivilin ölümüne neden oldu. Çok sayıda da yaralı var. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. İsrail, Lübnan'daki dört noktaya da tahliye çağrısında bulundu. Lübnanlı sivillere derhal bölgeyi boşaltın uyarısında bulunan İsrail, bölgelere yoğun füze atışları gerçekleştirdi. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı var. Bu arada İsrail'e protestolarda devam ediyor. Fas'ta halk, İsrail'in Gazze şeridindeki yoğun saldırılarını protesto etmek için sokaklardaydı. Protestolarda Gazze'den vazgeçme sloganları atıldı. İsrail'e verilen desteklerin acilen kesilmesini isteyen göstericiler, ABD yönetimini ve batılı devletleri kınadı. Öte yandan Almanya İsrail'i desteklemeye devam ediyor. Almanya Başbakanı Scholz Gazze'deki katliama rağmen İsrail'e silah sevkiyatına devam edeceklerini söyledi. İsrail e desteğini açıklayan bir diğer isim de Almanya Dışişleri Bakanı oldu. Almanya Dışişleri Bakanı İsrail'in Almanya'dan temin edilen silahların uluslararası hukuka uygun şekilde kullanacaklarına dair bir mektup aldıklarını itiraf etti. Ayrıca İsrail'in yasalara uyduğunu savundu. İsrail ordusunun Hamas siyasi büro başkanı Yahya Sinvar'ı öldürdüğü iddiası hala gündemde. İnsani yardımların engellendiği Gazze'ye 3 ay aranın ardından ilk defa yardım ulaştırıldı. Ancak havadan ulaştırılan insani yardım kutusunun bir çadırın üzerine düşmesi sonucu bir sivil öldü. <laughs> İsrail ordusu Suriye'nin Laskiye kentinde de hava saldırısı düzenledi. Saldırıda iki sivil yaralandı. İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesinden sonra Hamas'ın siyasi kanadının liderliğine Yahya Sinvar getirilmişti. Dün ortaya çıkan bilgiler Yahya Sinvar'ın da çok büyük bir ihtimalle öldürülmüş olduğunu ortaya koyuyor. İsrail Dışişleri Bakanı önce açıklama yaptı ve Yah Yahya Simvar'ı öldürdük dedi. Sonra Savunma Bakanlığı da bu iddiayı e tekrar etti. İsrail Savunma Bakanlığı da Hamas lideri Yahya Simvar öldürüldü dedi. Herkes Hamas'ın açıklamasına kilitlenmişti. Hamas'ın açıklamasında da şu bilgiler var. Diyor ki Hamas... E Yahya Simvar öldürülmüş olabilir ancak İsrail e, bu konuya ilişkin algı yapıyor demiş. ABD Başkanı Joe Biden da konuya dahil olmuş ve o da Yahya Simvar'ın öldürüldüğünü açıklamış. Hatta Yahya Simvar'ın e, öldüğü sırada üzerinde bulunan eşyalar, bir tesbih, bir fener, bir peçete, bir e, naneli şeker gibi e, parçaları sergilediği fotoğraflar Paylaşılıyor e, sosyal medyada ve e, konvansiyonel medyada Yahya Sinvar'ın çok büyük ihtimalle öldürdüğünü öldürüldüğünü e, duyuruyoruz. Bakalım savaşta yeni aşama ne olacak? Hamas yeni liderini kim olarak seçecek ve o yeni gelen lider savaşın seyrini nasıl değiştirecek? E, radikal bir isim mi olacak? Biraz daha ılımlı bir isim mi olacak? Hep birlikte bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz değerli izleyenler. Gazze'de yaşanan insanlık dramı tüm dünyanın tepkisini çekiyor. Sanat camiasından da pek çok insan buraya dikkat ediyor ve yaptığı açıklamalarla Filistin'e destek olmaya çalışıyorlar. Ancak e, özel bir teşekkür geldi sanat camiasından. Ünlü grup Pink Floyd'un üyelerinden ve kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters, Filistin halkına destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İsrail bir yıl aşkın süredir Gazze'yi kan gölüne çevirdi. Saldırılarda 42 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Gazze'de yaşanan insanlık dramı savaş karşıtı pek çok ünlünün de tepkisini çekti. Pink Floyd grubu kurucularından İngiliz müzisyen ve besteci Roger Waters, sosyal medya paylaşımıyla İsrail ordusunun saldırılarını gündeme taşıdı. Waters'ın paylaşımı dünya çapında milyonlarca kişiye ulaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaşımında İsrail'in soykırımıyla Türkiye'nin buna karşı duruşunun anlatıldığı videoya yer verilmişti. Waters da videoyu paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan videoyu paylaşan Roger Waters'a teşekkür etmişti. Ünlü müzisyen bunun üzerine yaptığı paylaşımda Batı'da Filistin'deki soykırıma karşı çıkan tek ses oldukları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti. Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı Batı'da tek ses olarak durduğumuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız film zekice, halden anlayan, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye. Türkiye, İsrail'in bombardımanı altındaki Lübnan'dan vatandaşlarını bir kez daha tahliye etti. Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türkler bu kez hava yoluyla Türkiye'ye getirildi. 169 kişi yurda döndü. İsrail savaşı Lübnan'a kaydırdı. Ankara bölgedeki Türkler için bir kez daha harekete geçti. Lübnan'dan 169 kişi tahliye edildi. Bu kez tahliye deniz yoluyla değil hava yoluyla gerçekleşti. İsrail Lübnan'daki saldırılarını yoğunlaştırdı. Hizbullah'ı hedef alan saldırılarda 4 hafta geride kaldı. İsrail bombardımanı sürerken Ankara bölgedeki Türklerin tahliyesi için ikinci kez düğmeye bastı. Gerekmesi durumunda tekrar neler yapılabilir buna ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bunun da hazırlıkları bakanlığımız tarafından yapıldı. Uçakla gelmek isteyen olursa onları da alacak bir şu anda sistem üzerinde çalıştık. Dışişleri Bakanlığı hazırlıklarını tamamladı. Operasyon başladı. Lübnan'a sabah saatlerinde charter uçak gönderildi. Türkler Beyrut Havalimanı'na inen uçağa yerleştirildi. Lübnan'dan havalanan tahliye uçağı Türkiye'ye doğru yola çıktı. Türkleri taşıyan uçak ilk olarak Mersin'deki Çukurova Hava Havalimanı'na indi. Burada 110 yolcuyu indiren uçak daha sonra 59 yolcusuyla birlikte İstanbul Havalimanı'na gitti. Türkiye'ye ulaşan vatandaşlar sevdiklerine kavuştu. Lübnan şimdi çok kötü. Savaş. Ee, burada Türk Türkçe, ben evim İstanbul'da. Yani anlatamıyorum şimdi. Evet. Hiç anlatamıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin gayretleriyle getirdiğiniz neler yaşadınız? Allah gelir. razı olsun hepsi şey da. Türkiye daha bir hafta önce Lübnan'daki bine yakın Türk vatandaşını TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemisiyle Beyrut'tan Mersin'e tahliye etmişti. Türk gemilerine iki fırkateyn ve iki karakol gemisi de eşlik etmiş. Tüm yolcuların tahliyesi güvenli bir şekilde sağlanmıştı. Bakanlık, talep halinde yeni tahliye operasyonları olabileceğini açıkladı. Suriye tarafında iki grup arasında çıkan çatışmadan seken bir roket, kilis sınırında mayınlı araziye düştü. Olay nedeniyle bölgedeki bitki örtüsünde yangın çıktığı açıklandı. Suriye'den Türkiye sınırına roket mermisi düştü. Önce terör saldırısı sanıldı ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Suriye'de iki muhalif grup arasında çatışma çıktı. Taraflardan birinin ateşlediği roket, Türk sınırının sıfır noktasına Kilis'in Akıncılar Köyü'ne düştü. Patlamaların ardından mayınlı bölgede yangın çıktı. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada birliklerimizin herhangi bir dahli yok. Karşılık da verildiği doğru değil denildi. Kilis Valiliğinden de bir açıklama geldi. Açıklamada bugün saat 17.53 sıralarında Kilis Merkez Akıncı Köyü karşısında bulunan Suriye sınırları içerisindeki bölgede iki SMO grubu arasında çıkan çatışmada bir RPG-7 roketi mayınlı alana isabet etmiş ve o bölgedeki bitki örtüsünde yangına neden olmuştur. Sosyal medyada dolaşımda bulunan görüntüler sınırın Suriye tarafına aittir. Olayda kilise yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir denildi. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi 27 ülkenin liderlerinin katılımıyla Brüksel'de başladı. Zirvede Orta Doğu, göç sorunu ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi konu başlıkları masada zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de katılıyor. Avrupa Birliği liderleri Ukrayna, Orta Doğu göç gündemiyle toplandı. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin liderleri Brüksel'de bir araya geldi. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Brüksel'de başladı. Zirveye Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel son kez başkanlık edecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de zirveye katılarak Rusya ile ülkesi arasında süren savaşın son erdirilmesiyle ilgili hazırladığı zafer planını sunacak. Zelenski'nin zirveye katılmasının çok güçlü bir siyasi mesaj olduğu belirtilirken, Ukrayna'ya askeri destek konusunda hava savunma sistemleri, mühimmat ve füzelerin teslimatıyla Avrupa Barış Fonu kapsamındaki yardım önlemleri, üye ülkelerin bireysel yardımları konusundaki ilerleme gözden geçirilecek. Liderlerin gündeminde İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran saldırıları da olacak. İsrail'in son dönemde artan saldırılarına karşın nasıl tavır alacakları görüşülecek. Gazze'de ateşkes ve insani yardıma ilişkin uluslararası çabalar masaya yatırılacak. Körfez İşbirliği konsey liderleriyle bir araya gelen Avrupa Birliği liderleri, Orta Doğu'da barış ve refahın sağlanması için birlikte çalışma mesajı vermişti. Toplantıda gündemin üst sıralarında Avrupa'ya göçte var. Son dönemde Avrupa'da artan göç sorunu ve yabancı karşıtlığı liderlerin ana başlıkları arasında yer alıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sığınma başvurusunda bulunanların üçüncü ülkelere gönderilerek sığınma prosedürlerinin AB dışında yürütülmesini içeren bir teklifte bulunmuştu. Liderlerin teklifle ilgili sıcak tartışmalar yapması bekleniyor. Avrupa Birliği liderleri ekonomik durumu ve rekabetçiliği de ele alacak. Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, von der e bu konuda bir rapor sunmuştu. Raporda Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'le ekonomik olarak rekabet edebilmesi için daha koordineli bir sanayi politikasına hızlı karar alabilmeye, yatırımları artırmaya ve ortak borçlanmaya ihtiyacı olduğuna işaret edilmişti. Liderler Draghi raporu çerçevesinde görüş alışverişinde bulunacak. ABD'de başkanlık seçimleri yaklaştıkça adaylar arasındaki yarışta alevleniyor. Bazı eyaletlerde seçim için sandık başına gidilirken adaylara maddi desteklerde dikkat çekiyor. Elon Musk Trump'ın seçim çalışmalarına 75 milyon dolar bağışladı. Florida. 5 Kasım'da yapılacak olan Amerika Birleşik Devletleri genel seçimleri için heyecan sürüyor. Başkan adayları seçim kampanyalarını hızla sürdürürken seçmenler sandık başında. Trump'a verdiği destekleriyle de bilinen X'in sahibi Elon Musk seçimler için çalışmaya devam ediyor. Musk, Trump'ın seçim çalışmaları için son 3 ayda 75 milyon dolar bağış yaptı. Musk, Trump'ın Pensilvanya'daki mitinginde kampanyaları desteklemek için konuşma yapmıştı. Trump seçim çalışmalarını sürdürürken çeşitli iş insanları da bağış yapmaya devam ediyor. Musk'ın yanı sıra İsrail'e desteğiyle bilinen Edelson ailesi de Trump'a yüklü miktarda bağış yaptı. Edelson'ların Trump'a 95 milyon dolar bağış yaptığı bildirildi. Bir diğer iş insanı Uline ise 50 milyon dolar bağış yaptı. Son 3 aylık seçim sürecinde adayların ne kadar bağış topladığı açıklandı. Kamala Harris 678 milyon dolar bağış yapılırken Trump'sa 310 milyon dolar bağış topladı. Bu arada bazı eyaletlerde de oy kullanma işlemleri sürüyor. Georgia'da başlayan oylamalar Florida'da da devam ediyor. Her gün öyle haberler görüyoruz ki artık diyoruz burası sondur ve daha kötü bir şey olamaz. Narin Güran'ı duyuyoruz. Sonra surlarda katledilen iki kız, başkaca bir sürü olay. Bu 2009'da Münevver Karabulut'la başlamıştı. O gün dedik ki daha kötü hiçbir şey olamaz. Sonra hep daha kötüsü geldi. Bugün yine bu derecede insanlık dışı duyanların akıllarını kaçıracağı bir haberle maalesef karşınızdayız. Yeni Doğan Çetesi bu çete bir savcıyı tehdit etmesiyle ortaya çıktı ve kendilerine ciddi bir operasyon yapıldı. Ancak operasyondan daha büyük sansasyon yaratacak şey de aralarında yaptıkları konuşma. Ne yapıyor bu çete? Devlet hastanelerinde doğan küçük çocukları yani bebekleri daha yeni doğan bebekleri sağlıklı olmalarına rağmen sağlıksız gibi gösterip Özel hastanelere sevk ettiriyorlar. Oranın yoğun bakımında, küvözde, 14 gün kalmalarını sağlıyorlar. Kaldıkları her gün başına devletten 8 bin TL alıyorlar. Bu yolla pek çok sağlıklı çocuğu özel hastanelere gönderdiler ve bu çok geniş kapsamlı içinde ambulans şoförlerinin, başhekimlerin, hastane sahiplerinin, devlet hastanesindeki doktorların olduğu bu çete bu yolla çok ciddi bir gelir elde etti. Ama bazı çocuklarda hayatını kaybetti. İddia odur ki 21 çocuk bu insafsız çete yüzünden hayatını kaybetti değerli izleyenler. Bu örgütün lideri Devlet Hastanesinde bir doktor, Fırat Sarı adı verilen bir doktor ve yöneticisi de İlker Gönen. Fırat Sarı ve İlker Gönen bu iki kişi bu çetenin lideri. Bu teşkilatı kuran insanlar içlerine işte başhekimler dediğimiz gibi hastane sahipleri, ambulans şoförleri, hemşireler, ebeler pek çok kişiyi dahil etmişler. Ve bu kişilerle yaptıkları görüşmeler ortaya çıktı, telefon kayıtları ortaya çıktı. O telefon kayıtlarında kan donduran ifadeler var. Diyorlar ki o bebeği öldür, o bebek artık yaşamasına gerek olan bir bebek değil. 50 saturasyonlu bebek mi olur onu da öldür. Şu bebeği sevk ettiniz mi, parası yattı mı gayet normal bir konuşma yapıyorlarmış gibi bir portakal ticareti yapıyorlarmış gibi konuşuyorlar bebekleri öldürürken ve bu çeteye operasyon düzenlendi birçok kişi gözaltına alındı İnşallah diyelim ki bundan daha kötüsünü yaşamayız Yeni doğan bebekleri gerek olmadığı halde özel hastanelerin yoğun bakımlarına sevk ettiler. Bu yöntemle haksız kazanç elde ettiler. 10 bebek göz göre göre can verdi. Çete üyeleri savcıyı bile tehdit etti. Savcı iddianameyi tamamladı. Hanımın bakkala giderken mi, babası camiye giderken mi, kardeşi gider. Ne, neyin tebliğini alacağız? Çete üyeleri kazanç sağlamak için bebeklerin hayatını içe saydı. Vurgun için bazı 112 acil servis elemanlarıyla anlaştı. Piramitüre bebekleri istedikleri özel hastaneye yönlendirdi. Sonrasında onları küveze koyup devletten günlük 8 bin liraya kadar para aldı. Çete bu yolla 10 bebeğin ölümüne neden oldu. Kimine yasa dışı olarak pasif ötenazi uyguladı. Devletten daha fazla para almak için iyileşen bebekleri bile küvezden çıkarmadılar. İşte bu yöntemle SGK'yı 1 milyar lira üzerinde dolandırdılar. Hazırlanan Fezlekede adı geçen özel hastanelerden birinde hemşire olarak görev yapan şüpheli Mehtap S ile örgüt üyesi şüpheli Hasan Basri G arasında yapılan görüşme kan dondurdu. Telefon görüşmesinde Mehtap "Çocuğu öldür, 50 satırasyonlu çocuk mu olur? Öldüreceğim de, öldürsem de bir dert biliyorsun yani." şeklinde kayıtların olduğu tespit edildi. Olay çorap söküğü gibi çözüldü. Çete üyeleri dosyaya bakan savcıyı tehdit etti. O anlar kameraya böyle yansıdı. kim olduğunu bilmiyorsunuz. İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalli davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan yeni doğan çetesi hakkında İddianame tamamlandı. İddianamede örgüt lideri Fırat Sarı ve örgüt yöneticisi İlker Gönen hakkında 324 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüphelilerin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak. Savcıyı tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in sosyal medya hesabında çok sayıda e, siyasi isimle veya devlet görevlisiyle fotoğrafı var. Bu yolla da nüfuz ticareti yaparak kendisini çok e, ilişkileri kuvvetli olan, e, güçlü, nüfuzlu, yüksek makamlarda tanıdığı olan biri gibi göstermeye çalışıyor. Ama şuna dikkat edelim, bir siyasetçi herkeste fotoğraf çektiriyor. Çünkü siyasetçidir. Kendisine yakın olmak isteyenler de vardır. Yahut e, bu fotoğrafı kullanarak bu adam gibi nüfus ticareti yapmak isteyenler de vardır. Bu kişinin de hem pek çok devlet görevlisiyle hem pek çok siyasiyle hatta ve hatta Angela Merkel'le fotoğrafları var. E, bu fotoğrafların olması o kişinin nüfuzlu itibarlı biri olduğu anlamına gelmiyor değerli izleyenler. Dikkatli olalım. Korkmanın bir manası yok. İyiler de kötüler kadar cesur olmak zorunda. Bir cesur savcı koca bir çeteyi çökertti. Geçtiğimiz günlerde de bir haber paylaşmıştık. Kırklar elinde bir anne kendi oğlundan başlayarak bir çeteyi çökertti. Oğlunun uyuşturucu sattığını polise ihbar etti. Sonra polis operasyon yaptı. Pek çok kişiyi gözaltına aldı. Bir çeteyi bir annenin ihbarıyla çökertti. Korkmayalım ve gerekli yerlere... Bildirelim bu tür suçluları ki toplum biraz da olsa bunlardan temizlensin. Kadına, çocuğa şiddet bitmiyor. Daha biraz evvel pek çok çocuğun öldürüldüğü haberini paylaştık. Son olayın mağduru 21 aylık bir bebek. Gaziantep'te bir kreş öğretmeni uyuyan bebeğe, yani bir yaramazlık da yapmıyor, Hadi zaten yapsa da yapılmaz bu eylem ama e, uyuyan bebeğe durduk yere tokat attı. O anlar kamera tarafından kaydedildi. Kreşte bir bebek öğretmeni tarafından şiddete uğradı. Olayın adresi bu kez Gaziantep'te özel bir kreşti. Kreşte öğretmenlik yapan Betülke, uyuduğu sırada 21 aylık bebeğe tokat attı. Sonra da hemen telefona sarıldı. Aileyi arayarak bebeğin yanağının üzerinde uyuduğu için yüzünde iz oluştuğunu iddia etti. Bebeğin avukat annesi öğretmenin iddiasını gerçekçi bulmadı. Olayın ardından kreşe geldi. Bebeğin yüzündeki parmak izlerini gören aile, öğretmenin şiddet uyguladığını öne sürerek darp raporu aldı. Gerçek, güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından ortaya çıktı. Görüntülerde öğretmenin bebeğe tokat attığı, sonra da battaniyeyi yüzüne kapattığı görüldü. Çocukları şiddete uğrayan aile şikayetçi oldu. Öğretmense sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 Eylül'de 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu olan mükelleflere son çağrısını yapmıştı. Vergi yüzsüzlerine tanınan süre doldu. Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde dün itibarıyla vergi yüzsüzlerinin bilgilerini içeren liste yayımlanmaya başladı. 5 milyon lira ve daha fazla vergi borçları olmasına rağmen bir kuruş dahi ödemediler. Vergi yüzsüzlerine borçlarını ödemeleri için tanınan son şans artık geride kaldı. Bugün zamanı dolan vergi yüzsüzlerinin isimleri tek tek kamuoyuyla paylaşılıyor. 15-31 Ekim tarihleri boyunca vergi yüzsüzleri listesi Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde askıya çıkacak. Liste dijital olaraksa Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 1-15 Kasım tarihleri arasında açıklanacak. <laughs> vergi borcu 5 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin bilgilerinin yer alacağı iki ayrı liste olacak. İlk listede 31 Aralık 2023 itibariyle vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihinde halen ödenmemiş olan vergi ve cezalar yer alacak. İkinci listede ise haklarında vergi incelemesi veya ceza hesaplanan mükellefler sıralanacak. Öte yandan vergi yüzsüzleri listesinde 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerdeki bazı mükellefler dahil edilmedi. Deprem tarihi itibarıyla gelir ve kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydı bulunan bu kişilerin borçları açıklanmayacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı kredi ve kredi kartı borçlarını yapılandırma süreci 1 Kasım'da başlıyor. Bazı kamu bankaları ve özel bankalar bu tarihi beklemeden yapılandırmalara başladı bile. Yapılandırılan toplam borç 1,5 milyar lirayı aştı. 28 milyon kredi kartı borçlusunu rahatlatacak yapılandırma dönemi başladı. Vatandaşlar ödeyemediği kredi ve kredi kartı borçlarını 60 aya kadar yapılandırabiliyor. Şu ana kadar kamu bankalarında yapılandırılan tutar 1,5 milyar lirayı aştı. Kredi ya da kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyenler için yapılandırma fırsatı resmi olarak 1 Kasım tarihinde başlıyor. Ancak bu tarihten önce 3 kamu bankası yapılandırma işlemlerine başladı. 2 özel bankada yapılandırma sürecini başlattı. Bireysel kredi kartlarına uygulanan azami aktif faiz oranlarında sınır 3,11 olarak belirlenmişti. Ancak bankaların yapılandırmada belirleyecekleri faiz oranları 24 Ekim tarihinde açıklanacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı karara göre kredi kartı ve kredi borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara 60 aya kadar taksitlendirme fırsatı sunuluyor. Dönem borcunun asgarisini ödeyemeyenler borçlarının tamamını taksitlendirdiğinde her ay ödenecek taksitler asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi borcunu 30 günden fazla süredir ödeyemeyen herkes yapılandırmadan faydalanabilecek. Kirasını elden ödeyenler dikkat. Bundan sonra ödemelerin banka ya da PTT aracılığıyla yapılması gerekiyor. Aksi halde kiranın %10'u kadar para cezası alabilirsiniz. Söz konusu uygulamayı içeren tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kirayı elden ödeme devri sona erdi. Artık iş yeri ve konut kirası ödemeleri banka ya da PTT aracılığıyla yapılacak. Bu kurala uymayan ev sahibi ve kiracılara her bir tespit için ceza kesilecek. Uygulama başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Eskiden sadece ev sahibine uygulanan cezanın kapsamına şimdi kiracı da dahil oldu. Kirayı elden ödeyenlere her bir tespit için kira tutarının %10'u oranında ceza verilecek. Hesaplanan tutar 5000 liralık özel usulsüzlük cezasının altında kalırsa 5000 liralık ceza uygulanacak. Yani elden kira alan ev sahibi ve elden kira ödeyen kiracılara uygulanacak ceza en az 5000 lira. kiracı ödemenin elden yapıldığını ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde idareye bildirirse ceza almayacak. Öte yandan bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezası üst sınırı 8 milyon 700 bin liradan 20 milyon liraya çıkarılıyor. Bu uygulamayla kayıt dışılığı tamamen ortadan kaldırmak hedefleniyor. Kahramanmaraşlı görme engelli sporcu Ayhan Kaya, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu. Kahramanmaraşlı görme engelli sporcu Ayhan Kaya, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu. Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Astana'da tamamlandı. Milli sporcular başarılı bir şampiyona geçirirken Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan Ayhan Kaya dünya üçüncüsü oldu. Antrenörüne destekleri için teşekkür eden milli sporcu Kaya, "Antrenman için Pazarcık'tan Kahramanmaraş'a geliyorum. Sporu seviyorum. Antrenörüm bizimle ilgileniyor sağ olsun. Zorlansak da istiyoruz. Severek yapıyoruz." dedi. Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyleyen Kaya, Şampiyonaya 6 ülke katıldı. Benim kategorimde üst sporcu vardı ve ben dünya üçüncüsü oldum. Hedefim bundan sonra dünya şampiyonluğu. Ülkemi ve şehrimi temsil etmek istiyorum. İş insanlarından ve belediyelerden de destekler bekliyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Federasyon Başkanımız, hocalarımız ve eşime teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Şampiyonada milli sporcular 6 altın, 24 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 37 madalya kazanma başarısı gösterdi. Malatya'da dün gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından dün Sivas'ta sarsıldı. 10 dakika arayla 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Ne? Malatya'dan sonra Sivas'ta beşik gibi sallandı. Sarsıntı güvenlik kamerası kameralarına işte böyle yansıdı hayatlı harekete geçti. Yerin 10,57 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Sivas 10 dakika arayla 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerle sallandı. Evet, evet, evet. evet. evet, evet, evet. evet. Afat herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını açıkladı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de depremlerin ardından herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi. Sivas merkeze bağlı Hacı Ali ve Ağılkaya köylerindeki kerpiç evlerde hafif çatlaklar meydana geldi. Şuraya kadar çatlamış bak. Neden? Deprem olduğunda derste olan öğrenciler hemen okul dışına çıkartıldı. Sivas'ta eğitime iki gün ara verildi. Sadece insanlar değil, hayvanlar da korku dolu anlar yaşadı. Sivas'ta bir ahırda bulunan ineklerin deprem anındaki paniği güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem uzmanı Serkan İçelli, depremin ölü olarak tabir edilen fay hattında meydana geldiğini aktardı. Bu fayın daha büyük bir deprem üretmesini bekleyemeyiz. En fazla 5'ler, 5,5'lar beş gelebilir. Böyle büyük yıkıcı depremler üretemez. Türkiye'nin doğusu önceki sabah saatlerinde depremle sarsılmış. Şiddetli depremde yürekler ağızlara gelmişti. Malatya merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin bilançosu da netleşti. Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ. 3000 yıldır uyuyan fay uyandı. Deprem Malatya'yı 5,9'la vurdu. Türkiye'nin doğusu yine sallandı. Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların sağ çalışmaları başladı. Depremin bilançosu da netleşti. Deprem oldu. Yüzlerce bina hasar aldı. 187 kişi etkilendi. 112 acil çağrı merkezine binin üzerinde ihbar geldi. Depremin bıraktığı hasar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözler önüne serildi. Kurum, "Hasar tespit ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 1211 ihbar değerlendirilmiş. Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu. Birçok şehirde hissedilen depremle ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Araya gidiyoruz. Saat başında karşınızda olacağız. 18 Ekim 2024 Cuma günündeyiz. Yeni gün haberleri kaldığı yerden devam ediyor. Gazeteler turu diyeceğiz. Gazete 3 ile taramaya başlıyoruz. Vali Yiğitbaşı muhtarlarla bir araya geldi. Öncelikli konu motosiklet ve düğün magandaları. Muhtarlar, muhtarlarla buluşan Afyonkarahisar Valisi Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı, motosiklet kullanımı ve düğünlerde silah atılmaması konularında uyarılarda bulundu ve bu konuları hafife almayalım. Lütfen uyarıları birlikte yapalım, tedbirleri sıkı tutmaya özen gösteriyoruz dedi. Ben de geçtiğimiz günlerde Ankara yolunda bulunan, Afyonkarahisar Ankara yolunda bulunan Sanayi'den çıkış yaptım. Ee, İzmir yoluna gelmek için hemen döndüm. En sol şeritteyken benim daha da solumdan yeşil alanın içerisinden e, ATV ile, ATV denilen 4 tekerlekli motorla, bir şahıs ve arkasında da artçısı en solda olmama rağmen daha da solumdan girerek önüme kırdılar ve trafiği ciddi şekilde tehlikeye attılar. Bilin bakalım onların neyi yoktu. Onların da plakaları yoktu. Plakaları olmadığı için oldukça rahatlar. Kaskını tak hayatını koru. Vali doktor, vali doçent doktor Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve emniyet ekipleriyle birlikte kask kullanımına dikkat çekmek için hem kask dağıttı hem de uyarılarda bulundu. Ortak noktamız yaşanabilir bir Afyonkarahisar sürmanşette. Mareşali Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleriyle buluşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal. Hepimizin ortak noktası daha güzel, daha yaşanabilir bir Afyonkarahisar. Bunun için çalışıyoruz diye konuştu. Sol tarafta sol sütundan... Haberleri paylaşalım. İbad Hüseyinli'nin adı caddeye verildi. Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşlik köprüsü Çayırbağ Belediyesi tarafından perçinlendi. Azerbaycanlı Türk Milli Kahramanı İbad Hüseyinli'nin ismi Velde'de bir caddeye verildi. Projelerimiz en kısa sürede sonuçlanacak. MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Aytak, Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkın Bakı ziyaret ederek Afyonkarahisar için taleplerini iletti. Demirbel'de faciadan dönüldü. Afyonkarahisar'da yaşayan ve Japon turistleri taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. 22 kişi yaralandı. Bu arada biraz önce Afyonkarahisar Antalya karayolunda da bir kaza yaşandı. Ve orada da biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Bir otomobil yolda bulunan bir işaret tabelasının direğine tam ortadan girmiş ve ciddi bir kaza meydana gelmiş. Birazdan görüntülerini paylaşacağız. Cumhuriyetimizin 101. yılı Afyon'da coşkuyla kutlanacak Belediye Başkanı Köksal Zeybek Dansı'na vatandaşları davet etti. Akçin Mahallesi sakinleri doğalgaz istiyor. Akçin Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar ayağa kalktı. İddiaya göre yol özel mülkiyeti olduğundan dolayı evlerine doğalgaz ulaşmadığı için vatandaşlar organize sanayi bölgesinden mahalleye giriş olan yolu kapattı. Afyonkarahisar merkeze bağlı Akçin Mahallesi'ndeki vatandaşlar ayağa kalktı. Yol özel mülkiyet olduğundan dolayı evlerine doğalgaz ulaşmadığı için organize sanayi bölgesinden mahalleye giriş olan yolu kapattılar. Akçin mahalle sakinleri ayaklandı. Tek istedikleri şey doğalgaz. Kapımızın önüne doğalgaz geldi. Önce su deposunu yıkın dediler. Su deposu devlet zamanında yapmış sormadan etmeden. Sizin dediler uğraşırken devlete yıktırdık. Bir yolda burada ara yol var dediler. Muvafakat vereceksiniz dediler. Verdik. Muvafakat da verdik. Bakın belediyede yazısını verdi. Yine öyleyken... Baksa doğalgaz vardık. Bütün şeylere rağmen doğalgazımız vermiyor. İhbar hattımıza ulaşan Akçin Mahalle sakinleri doğalgaz alamadıkları için özel mülkiyeti olan yolu kapatarak protesto etti. Olaya el atan güvenlik güçleri uyarılarda bulundu. Yetkililerin gelip konuyu ortak bir noktada çözmesi. Belediye imarsa imarını yapsın. Organize Sanayi Bölgesi'nden mahalleye giriş olan yola özel mülkiyet tabelası ve araçlarını koyarak yolu kestiler. Mahalleye girmek isteyen vatandaşlarsa zor anlar yaşadı. Doğalgaz işini yapsın, vatandaş olarak bizden para pul istemiyoruz yani. Yeter ki imarını yapsın, doğalgazı kessin. Bu yol 20 senedir kullanılıyor. Hizmetinden faydalanmak, Hizmetinden faydalanmak için veriyoruz. Haberimizle ilgili olarak haricen yaptığımız araştırmada ilimiz genelinde doğalgaz verilmesi planlanan mahallelerin 5 yıllık bir plan kapsamında değerlendirildiği, imar planına uygun tüm yerleşim alanlarına yapılan planlama kapsamında doğalgaz verildiği, Akçin mahallemizde ise vatandaşlarımızca %90 oranında doğalgaz kullanıldığı, kalan miktarınınsa imar sorunları giderildikten ve mahallenin imar planına uygun hale getirilmesinden sonra doğalgaz verilmesinin planlandığı anlaşılmaktadır. Hürriyet gazetesindeyiz. Çocuğumdan korkuyorum. Kızı Melek Bal Ertuğrul'un madde bağımlısı olduğunu açıklayan ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek gözyaşları içinde yardım istedi. "Çocuğumdan korkar hale geldim. Bakışları çenesi kilitleniyor, yaşayan ölüye dönüyor. Tutamıyorsunuz, gidiyor." diyerek yardım istedi. Hamas'ın yeni lideri de öldü. ABD Yemen'i hayalet uçakla vurdu. İsmail Haniye suikastının ardından İsrail Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ı da Gazze'de öldürdü. Son teşekkür Roger Waters'tan. Dünyanın en önemli rock gruplarından Pink Floyd'un kurucusu Roger Waters, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına Filistin'e destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Elden kira verene ceza başladı. Kiralar PTT ya da bankalardan ödenecek. Kuru sıkı sandık, çullandık. Hürriyet öğretmen Serdar Ala gözün ateş açtığı okuldaydı. Öğretmeni etkisiz hale getiren okul çalışanları o anları anlattı. Silahını kuru sıkı sanıp üstüne çullandık. Gerçek çıktı. Üzerinden çıkanlara çok şaşırdık demiş okul çalışanları. Sabah gazetesindeyiz. Umutsuz bir ailenin evlat çığlığı. Türkiye son günlerde madde bağımlısı gençlerin işlediği vahşetin travmasını atlatamadan sanatçı bir ailenin yardım çağrısına kilitlendi. Şarkıcı Umut Akyürek ve eşi uyuşturucu batağındaki kızlarının dramını sabaha anlattı. 45 ilde 485 diri fay hattı bulundu. Malatya ve Sivas'ta yaşanan sarsıntılar deprem gerçeğini hatırlattı. MTA'nın yaptığı araştırmada 5,5 ve üzeri deprem üretecek fay hatları bulundu. Bakan kurum Malatya'daki depremin bilançosunu açıkladı. 20 bina ağır hasarla TOKİ konutlarının teslim edildiği Kale ilçesi sarsıntıyı az hasarla anlattı. Elazığ'da da aileler TOKİ konutlarındaki yakınlarına sığındı. Gazze'nin kuzeyine Nazi kuşatması, İsrail'in kan gölüne çevirdiği Cibaliye'nin belediye başkanı son durumu sabaha anlattı. Abluka nedeniyle mücadelemiz imkansız hale geldi. Acil yardımlara ihtiyacımız var. Yakıtımız tamamen tükendi. 200 binden fazla insan büyük bir insani dram yaşıyor demiş. 2025 bütçesinde en büyük pay eğitimin savunma ve güvenliğe 1,6 trilyon, sosyal harcamalara 1,9 trilyon, deprem bölgesine 584 milyar ödenek ayrılmış. 472 milyar TL ise elektrik ve doğalgaz desteği olarak öngörülmüş. Sözcü gazetesindeyiz. Bazı liderler öngörür, bazıları tesadüfen tutturur. Bugünü görmüş. 35 yıl önceydi. Bulgaristan'da zulüm başladı. 30, 360 bin soydaşımız yollara düştü. Türkiye'ye sığındı. İşte o gün bir siyasetçi çıktı ve şunları söyledi. Bulgaristan'a ne dedi? Gelin dedi. Ne kadar varsa gelin. İsterse Todor Cilkov da gelsin. Gelsin ama bak Ahmet Mehmet asgari ücrete talim ediyor. Ülke insanı aç. Kadınını kızını satıyor, çalıştırıyor. Sen bunlara bir çözüm bulamamışken gelin diyorsun. Bilin bakalım bu sözler kime ait demiş Sözcü gazetesi. İmamoğlu dünya kentlerini yöneten başkanlara seslendi. Mülteci krizi taşınamayacak kadar büyük. Değerli izleyenler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu konuda ciddi bir kafa karışıklığı var. Yurt dışında evet net bir şekilde mülteci krizinin Türkiye tarafından sırtlanılmasının adil olmayacağını açıklarken yurt içinde başka açıklamalar yapıyor. Hatta bazen yurt dışında da başka türlü açıklamalar yapıyor. Köprülere, üst geçitlere farklı pankartlar asılıyor. İstanbul hepimize yeter şeklinde üzerinde bazı görsellerin olduğu o görsellerde işte daha siyah, daha koyu tenli insanlar, daha açık tenli insanlar. İstanbul hepimize yeter diyor ama İstanbul'a 16 milyon insan için bütçe gönderiliyor. İstanbul'da turistlerle birlikte tahminen 24 milyon insan var. 16 milyon insanın hak ettiği hizmet 24 milyon insana paylaştırılıyor. Bu da İstanbul'un yaşanabilir olmasının çok uzağında bir durum ortaya çıkarıyor. O yüzden söylemlerde sabit olmak önemli. İnsanlar bir yerde başka, diğer yerde başka söylemler duyduklarında bunu hafızalarına hemen kaydediyorlar. Hainin başına konan ödül 20 milyon olduğu İçişleri Bakanlığı terör listesinde arananların ödül miktarına %100 zam yaptı. Aralarında FETÖ'nün olduğu kırmızı listenin rakamı... 20 milyon liraya çıktı. Kebabı çok sevdiler, kebapçı alıyorlar. Meclis bahçesindeki ciğer kebap partisinin tadı damakta kaldı. Meclis başkanlığı harekete geçti, kebapçı aranıyor. Yılmaz Büyükerşen'in eski şehrine de göz diktiler. Atatürk düşmanı yobazlarla mollalar üniversiteye el attı. 6 yaşındaki çocukla evlenilebilir diyen Nureddin Yıldız'ın başını çektiği ekip Anadolu ve Osman Gazi Üniversitelerinde konferansa çağrıldı. Cumhuriyet gazetesindeyiz. Sağlık Bakanlığı hastalarla doktorları karşı karşıya getirdi. Hekim çaresiz. Aşırı eddine önlem yok. İktidarın politikaları sağlıkta sorunları büyüttü. Artan aşırı etlerine yönelik önlem almayan Sağlık Bakanlığı aileyi aşıya ikna etmesi için baskıya başladı. Ödemelerine ceza kesintisi uygulanan hekimler ailelerle karşı karşıya bırakıldı. Bıçaklananlar oldu. Dolmabahçe'deki isimlerden AKP'li Ala tartışmayı yeni boyuta taşıdı. Çözüm masada yok çözüm süreci döneminde İçişleri Bakanı olan ve MHP lideri Bahçeli'nin dem partililerin elini sıktığı anda yanında bulunan AKP Grup Başkan Vekili Efkan Ala çözüm süreci masamızda yok dedi. Fanatik gazetesindeyiz Galatasaray'a bir numaralı deb, dev, Alban Lafont. Mustera sonrasını planlamaya çalışan sarı-kırmızılılar PSV'li Walter Benitez'den sonra bir alternatif daha belirledi. Cimbom, Nantz'in 25 yaşındaki bir kalecisi Alban Lafont'u takibi aldı. Kerem'in isyanı Portekiz'i salladı, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırıma bir kez daha tepki veren Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de inanılmaz bir destek buldu. O sahi ve İrfan Can'da son dakika acil çağrı yönetim iki yıldızın kontrat sorununu bir an önce bertaraf etmek istiyor. Hem Osayi'nin hem de İrfan Can'ın menajeri Türkiye'ye davet edildi. Amaç önümüzdeki hafta içinde yeni sözleşmeleri netleştirmek. Gollerime devam edeceğim. İki maçta Ay Yıldız'ı formayla iki gol atan İrfan Can, Mourinho bizim için de at dedi. Burada da devam edeceğim demiş. Trabzon'a transfer müjdesi Başkan Ertuğrul Doğan camiayı heyecanlandıracak açıklamayı yaptı. Şenol Güneş transferlerle ilgili bir rapor hazırlıyor. Kimi istiyorsa alacağız. Yabancı kuralı tekrar değişiyor. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu gelecek sezon yabancı sınırı kalkacak dedi. Kartal'da konan operasyonu Beşiktaş serbest kalan fildişi sahilli Solbek için çalışmalara başlıyor. Siyah beyazlılar 28 yaşındaki oyuncunun kapısını çalmak üzere. Burdur gazetesindeyiz. CHP'li il başkanı Koç'tan meclis başkanı kurtulmuşa sert uyarı. Millet geçim seçim derdinde sen neyin derdindesin? Anayasanın ilk üç maddesinin cumhuriyetin temeli olduğunu belirten CHP Burdur il başkanı Kadir Koç. Dün e, il başkanlığında basın açıklaması yapmış. Burdur il başkanı Koç konuşmasında anayasanın ilk üç maddesi cumhuriyetin temelidir, harcıdır. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür hükmünü içeren üçüncü madde dördüncü maddeyle güvence altına alınmıştır. Meclis dahil hiçbir devlet organı tarafından değiştirilemez demiş. Hedef gazetesindeyiz. Aydın Denizli Otoyolu açıldı. Aydın Denizli Otoyolu'nun açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, dev projenin bölge ekonomisine can suyu olacağını belirtti. Çerçioğlu eğitimden tasarruf olmaz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tasarruf tedbirlerinden dolayı anaokulu açamadıklarını dile getirerek eğitimden tasarruf olmaz dedi. Uşak haberdeyiz. Şimdi de hedef ruhsat iptali. Kütahya İdare Mahkemesi'nin 2024 taksim 34 noğlu dosyasına red kararı verildiğini ifade eden Uşak Murat Dağ Yok Olmasın Platformu sözcüsü Funda Öz Akçura yaptığı açıklamada bu durumda tüm bu nedenlerle birlikte dava konusu çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararına. Uşak Murat Dağı Yok Olmasın platformu sözcüsü Funda Öz Akçura Murat da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı dava açan altın madeni şirketinin davayı kaybettiğini ifade ederek şimdi hedef ruhsat iptalinde demiş. Yani şu Uşak Haber gazetesini her gün okuduğumda bir sürü yanlış ortaya çıkıyor. Cümleler yanlış, devrik, özensizce hazırlanan bir gazete maalesef. Bunu da ee, kaç gündür Yani işimde tutuyorum ama Maalesef söyleyeceğim Haberlerle devam edelim Türkiye'nin en önemli su kaynaklarından Ve turistlerin uğrak noktalarından Biri Tunca Nehri Bugünlerde ise adeta can çekişiyor Nehir atılan atıklarla çöplüğe döndü Bir zamanlar şehrin en önemli su kaynaklarından biriydi Şimdi ise çöplüğe döndü Görüntüler Tunca Nehri'nden Edirne'de bulunan Tunca Nehri son yıllarda kuraklıkla mücadele ediyor. Debisi dip seviyeye düşen nehir bugünlerde tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Nehirde sular çekilince atıklar da gün yüzüne çıktı. Şişe, araç lastiği hatta sandalye. Bir zamanlar turistlerin uğrak noktası nehir artık çöplüğü aratmıyor. Vatandaşlarsa durumdan muzdarip. Yani bizim insanımız biraz da şey böyle keyfine düşkün ama doğayı hiç düşünmüyorlar. Yani ger yani insan gerçekten bazen bu şekilde gördü üzülüyor. E burası biraz da turistik bölge. Hiç ve içerden veya dışarıdan gelen bayağı turistler oluyor. Yani görüntü hiç iyi değil. Yetkililere seslenen Edirneliler Tunca Nehri'nin temizlenmesini istiyor. Yöneticilerimiz aslında bununla biraz ilgilenmesi lazım. Bu yani bu nehrin bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Afyonkarahisar'da yaşanan ve Japon turistleri taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonrası meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısı 22'ye çıkarken yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Turist kafilesinin ayrıca Pamukkale'den Kapadokya'ya gittikleri öğrenildi. Japon turistleri taşıyan yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralı sayısı 22'ye çıktı kaza sabah 10.30 sıralarında Afyonkarahisar Dinarçay ilçe yolunda meydana geldi Orfe'nin sevk idaresindeki Japon turistleri taşıyan tur otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahaleyi yaparak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine ve Üniversite Hastanesine sevkini sağladı. Kazada biri ağır 22 kişi yaralandı. Trafik ekipleri bölge trafik güvenliğini alarak kazayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan devrilen tur otobüsünün Pamukkale'den Kapadokya'ya gittiği öğrenildi. Afyon Karahisar Aile Hekimleri Derneği tarafından basın toplantısı düzenlendi. Kameralar karşısına geçen dernek başkanı Ayhan Karagül, aile hekimliği sistemine getirilmesi planlanan yeni yönetmelik taslağı hakkında konuştu. Tüm hekimleri aynı şartlarda çalışıyormuş gibi değerlendirerek... Aile Hekimleri Derneği tarafından basın toplantısı düzenlendi. Toplantı Afyonkarahisar Tabipler Odası konferans salonunda gerçekleştirildi. LK ...ve sendikalar olarak ortak beklentimiz... Basın mensuplarıyla bir araya gelen Afyonkarahisar Aile Hekimleri Derneği Başkanı Ayhan Karagül... ...aile hekimliği sistemine getirilmesi planlanan yeni yönetmelik taslağı hakkında konuştu. Maalesef bu taslakta aile hekimlerinin maaşları hekimin elinde olmayan şekilde aile sağlığı birimlerine başvurmayan hastalara, izlen veya taramalara gelmeyen hastalara, işini belirlenen kanun ve yönetmeliklere uygun yaptığından dolayı oluşan hasta memnuniyetsizliği gibi bir takım kriterlere bağlandığını görüyoruz. Ayrıca bu taslak metinde aile hekimi arkadaşlarımızın bireysel mücadelesiyle yapılamayacak şeyler için sözleşmelerinin yeni dönemde yenilenmeme riski taşıdığını görüyoruz. Her aile hekiminin bulunduğu bölgenin yapısı, sağlık hizmetlerine ulaşımı, dinamikleri farklıdır. Ve aile hekimi olarak bunlara uygun hareket ediyoruz. Ancak yönetmelik tasla tüm hekimleri aynı şartlarda çalışıyormuş gibi değerlendirerek kendi içimizde bir performans yarışına sokmaktadır. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal halk günü uygulamasıyla vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Köksal bu kez Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nin sorunlarını yerinde dinledi, vatandaşların taleplerini aldı. Afyonkarahisar Belediyesi'nin halk günü uygulaması mahalle bazında devam ediyor. Bir de mahallemizde şu ışığı yok. Belediye Başkanı Burcu Köksal, Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde düzenlediği halk günüyle vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. Işıklandırma. Evet. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, halk günüyle ilgili konuştu. Göreve geldiğimiz andan itibaren her hafta bir iki mahallemizde mahalle toplantıları düzenliyoruz. Sizleri dinliyoruz. Mahalledeki eksikleri, sıkıntıları, şikayetleri yerinde tespit edip buna göre mahallede öncelikli olarak yapılması gereken hizmetleri giderilmesi gereken sorunları yerinde tespit ediyoruz. Muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz ama sizlerle bir araya gelmek bakımından bu mahalle toplantıları kıymetli. Daha sonra köksal kurmaylarıyla birlikte vatandaşların taleplerini dinledi. İleride daha, ileride, oldu, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde devlet desteğiyle ekilen brokoli kazancıyla çiftçinin yüzünü güldürdü. Afyon Karahisar'da çiftçiler alternatif ürünlere yöneldi. İkinci ürün olarak tarlalara ekilen brokoli hasadı başladı. Çiftçinin yüzü gülüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen brokoli yetiştiriciliği projesiyle 2022 yılından bu yana ekim yapılıyor. Hibe destekli brokoli fideleri ilk yıl 11 dekar tarlaya ekildi. Bu alan geçen yıl 60 dekara, 2024'te 200 dekara ulaştı. Ve çok güzel de sonuçlar var. Yaklaşık burada 17-18 tane çiftçiyiz. Bu sayıyı inşallah gün geçtikçe artıracağız. Devletimizden Allah bin katından razı olsun. Yoksa yani bu destekleme olmamış olsa yani biz fide, bunun asıl şeyi fide. Biz bunda %65 hibeli aldık. Bu yıl dekardan ortalama 1,5-2 ton rekolte elde edilen ve kilogram fiyatı 30 lira olan brokoli üreticisini sevindirdi. Gelecek yılsa hedef 1 milyon fide sloganıyla üreticiler desteklenmeye devam edilecek. Daha önce buydu, arpa buydu ekiyorduk. Şu anda brokoli ektik. Brokolinin hasadı iyi, işçiliği normal, para kazandırıyor. Brokoli üretimi yapan Gökhan Karakoç ve Mevlüt Öztürk de brokoli ekibinden memnun olduklarını aktardı. Talep çok, pazarda çok. Yani ürün yetiştiremiyoruz şu an. İzmir'in Menderes ilçesinde bir köylünün yardımına koşan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri 25 metrelik kuyuya düşen keçiyi kurtardı. O anlar cep telefonuna böyle yansıdı. Sayısız yangın, kaza, sel gibi olaya müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yürekleri ıstan bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Bayağı. İzmir'in Menderes ilçesinde bir köylü keçisinin kuyuya düştüğü ihbarında bulundu. Güney bölge birinci posta kurtarma ekibi hemen olay yerine gitti. Ahmet Beyli yolu üzerinde Meralık alandaki yaklaşık 25 metrelik kuyuya düşen keçinin kurtarılması için lazer metreyle derinlik, gaz ölçüm cihazıyla kuyu içerisindeki gaz miktarı kontrol edildi. Gerekli önlemleri alan itfaiye eri, kurtarma aparatını yeni doğum yapan ve ikiz yavruları olan keçiye bağlayarak yukarı çıkardı. <laughs> Şanslı keçi 30 dakika içinde bulunduğu kuyudan çıkarılarak sahibine teslim edildi. İtfaiye ekipleri kurtarma sonrası keçiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen uluslararası tenis turnuvası Erciyes'in 2300 metre rakımında yapılan tenis kortlarında devam ediyor. Kayseri'de tenis turnuvası düzenlenirse turnuva 2300 metre rakımda olur. Kışın Antalya'da sürdürdükleri operasyonu yazında Erciyes'te sürdürecekler. Çünkü buranın havası serin, rakımı yüksek, oyuncuların performansı artıyor. Kayak sezonunda milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı yapılan yatırımlarla kayağın yanında tenis sporunun da merkezi oldu. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen uluslararası tenis turnuvası Erciyes'in 2300 metre rakımına yapılan tenis kortlarında devam ediyor. Erciyes'teki 12 tenis kortundan oluşan tesis tenis tutkunlarını ağırlamaya başladı. Dağın 2300 rakımına yapılan tesiste 26 ülkeden 300'ün üzerinde sporcunun katıldığı dünya tenis turnuvasıyla kortların da açılışı gerçekleşmiş oldu. Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı arttıkça farklı ihtiyaçlar da ortaya çıkmaya başladı. Güneş panellerindeki enerji kayıplarını önlemek için temizlik robotu üretildi. İleri geri hareket ediyor, dönüyor, siliyor, süpürüyor. Robot işte böyle temizliyor. Karabük Üniversitesi akademisyenleri güneş panelleri için temizleme robotu üretti. Karabük Üniversitesi'nde yürüttüğümüz proje kapsamında fotovoltaik panellerde kullanıldığı çatı tipi güneş enerji santrallerinin temizliğinde kullanılmak üzere bir temizlik robotu geliştirdik. Robot güneş santrallerinin temizliğinde kullanılıyor. Elektronik devre ve mekanik tasarımı, kontrol yazılımı ve imalatı tamamen ekibimize ait, Karabük Üniversitesi Akademik Personeline ait olan temizleme robotu, üniversitemiz çatılarında bulunan PV panellerinin temizliğinde profesyonelce kullanılmıştır. Robot yapılan testlerden başarıyla geçti. Farklı eğimli panellerde yapılan temizleme çalışmalarında robotun 15 dereceye kadar kayma yapmadan ıslak zeminde cam yüzeyde temizliği gerçekleştirdiğini gördük. Yaptığımız testlerde üniversitemiz mühendislik fakültesi çatısında bulunan kirli panellerin temizlenmesiyle üretim performansı artırılmıştır. Farklı işlerde çalıştıktan sonra köye yerleşti. Hayalindeki iliş, işi yapmaya karar verdi. Sümeyye Teber evini çiftliğe dönüştürerek küçük baş hayvan üretmeye başladı. 2023 yılında uzman eller projesini duydum. Bu projeye binaen Gerekli işlemleri yaparak 51 adet koyun aldık. Üniversiteden mezun oldu, farklı işlerde çalıştı. Sonunda okuduğu bölümle de ilgili olan koyun yetiştiriciliğine başladı. Evini resmen çiftliğe dönüştürdü. Karaman'da Sümeyye Teber, laborant ve veteriner sağlık bölümünü bitirdikten sonra 4 yıl çağrı merkezinde çalıştı. En sonunda da hayalini kurduğu işin peşine düştü. Köye yerleşerek devlet desteğiyle 70 küçük baş hayvan sahibi oldu. Şu an için 51 adet dişi tokluyla başlamıştık. Bunu 70 adete çıkardık. Evet şu an neredeyse tamamı gebeler ve bununla ilgili olarak en az hepsinden birer tane kuzu bekliyoruz ki biz sünger atma dediğimiz işlemi uyguladığımız için en az %30-40 oranında ikizlik bekliyoruz. O yüzden en az bu sene %50 oranında sürümüzü arttırmayı planlıyoruz. Seber işine duyduğu sevgiyi anlattı. Kendi işini yapmanın verdiği güzelliği var. Ayrıca hayvancılık diğer sektörlere göre daha güzel. Hani hayvanların içinde olmak, onları onların yakınında olmak daha güzel. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Dolmabahçe ofisinde olacak ayrıca Orta Doğu'daki gerilimde artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Dolmabahçe ofisinde kimleri kabul edecek? Orta Doğu'daki son durum nedir? Ankara muhabirimiz Bahar Karadaş aktaracak. Bahar günaydın sözü sana bırakıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun bir şekilde devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Ulusal Meclis Başkanını kabul etti. Kabul külliyede gerçekleştirildi. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da o kabulde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmesinde hem Macaristan ve Türkiye ilişkileri hem bölgesel meseleler hem de İsrail'in Orta Doğu'da devam eden saldırıları masaya yatırıldı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafikleri devam ediyor dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'ndaki ofisinde olacak ve burada Dışişleri Bakanlarını kabul edecek. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü görüşmelerinde aynı zamanda mecliste de gündem yoğun bir şekilde devam ediyor. Bütçe görüşmeleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan bütçe kanunu teklifi 2025 yılına ait merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Bu noktada Cevdet Yılmaz da konuya ilişkin açıklamalar yaptı. Kanun teklifinde görüşülecek konuya açıklık yaptı. Bütçede en büyük pay eğitime ayrıldı. Bu noktada aslında enflasyona dair de açıklamaları vardı Cevdet Yılmaz'ın. En büyük problemi Türkiye'nin şu anda enflasyon olarak gözüküyor ekonomide. Enflasyonu tek haneli rakama indirmek için çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini, 2026 yılında enflasyonun tek haneye indirileceğini de aktardı Cevdet Yılmaz. Ankara gündeminden gündem başlıkları bu şekildeydi. Orta Doğu'da da e, gerilim gittikçe artmaya devam ediyor. İsrail Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürdüğünü Açıkladı. Ancak şunu da belirtelim ki, Hamas'tan henüz net bir açıklama gelmedi, henüz bir doğrulama gelmedi. Ancak hem İsrail hem aslında dünya basını, dünya liderleri Hamas'ın Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü kabul etmiş durumda. İsrail ordusu Hamas liderinin Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü açıklamıştı. Bu aslında açıklama ilk olarak İsrail Ordusu Radyosu tarafından yapıldı ve Gazze şeridinde Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü açıklandı. E, dünyada da dedik, e, Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü kabul edilmiş durumda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Yah Yahya Sinvar'ın öldürülmesiyle ilgili savaş henüz bitmedi. Hamas Gazze'yi yönetemeyecek. Bu noktada bu Gazze halkının tiranlığa karşı özgürleş özgürleşmesi için bir fırsat açıklaması yaptı. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan da bir açıklama geldi. Joe Biden test sonuçlarının Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldüğünü <laughs> doğruluyor ifadelerini kullandı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve tüm dünya için güzel bir gün ifadelerini kullandı. Biden aynı zamanda İsrail Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan, Bakanı'yla e, İsrail'in İsrail'e gideceğini aktardı önümüzdeki günlerde aslında esir takası konusunun bu görüşmede ele alınacağını aktardı. Cumhurbaşkanı e, Macron Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bu noktada bir açıklama yaptı. Sinvar'ın ölümü, rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sona ermesi için bir fırsat ifadelerini kullandı. Meloni'den de bir açıklama geldi. İtalya Başbakanı Meloni'den Sinvar'ın ölümü bölgede yeni bir süreci başlatacak dedi Meloni. Hizbullah kaynakları da Yahya Sinvar'ın öldürülmesi, ölmüş olabileceğini yönelik işaretlerin olduğunu aktardı. Ama şunu da belirttiğimiz gibi tekrar belirtelim. Hamas'tan henüz bir doğrulama gelmedi. Orta Doğu'da katliam devam ediyor. Bunu da belirtelim. Ee, İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları sürüyor. Ee, tüm sivillerin aslında sığındığı okullar hedef alınmaya devam ediyor İsrail tarafından. 28 Filistinli okul saldırılarında şehit oldu. Bu noktada 7 Ekim'den beri aslında 7 Ekim 2023'ten beri hayatını kaybeden Filistinli sayısı 42.438'e yükselmiş oldu diyelim Kadir Kaplan. Bahar Karadaşa teşekkür ediyoruz ve yürek ısıtan bir haberle devam ediyoruz. Malatya'daki depreme öğrenciler okulda yakalandı. Bir ilkokulda hizmetli olarak görev yapan anne Sallantıyı hissedince aynı okulda eğitim gören oğlunun yanına koştu. Engelli oğlunu binadan sırtında taşıyarak çıkardı. Farklı bir okulda da benzer görüntüler vardı. Depremi hisseder hissetmez oğlunun yanına koştu. Engelli çocuğunu binadan sırtında taşıyarak çıkardı. Görüntüler 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Malatya'dan. Yeşilyurt ilçesindeki bir ilkokulda hizmetli olarak çalışan Muazzez Güler depreme çalıştığı okulda yakalandı. Sarsıntıyı hissedince aynı okulda eğitim gören oğlunun yardımına koştu. Korku hissettim. Çömelemedim. Çöme, çömelemediğim için bir defteri kafamın üstüne koydum ve annemi bekledim. Annem geldi sırtımla ben aşağıya indirdim. Sonra bir sandalyeye oturdu. Anne engelli oğlunu sırtında taşıyarak binadan çıkardı. Geçen sene bir tatbikat yapılmıştı MEB Akut tarafından. Bize tatbikat verilmişti hani deprem olunca böyle böyle kaçacaksınız böyle yapacaksınız diye. Geçen seneki depremde de Doğukan sırtıma alıp inmiştim aşağı. Aynı dakikalarda Arapkir ilçesindeki bir ilkokulda da benzer görüntüler yaşandı. Öğretmen Şura Özçelik engelli öğrencisini kucağına alarak güvenli alana çıkardı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Gündemden düşmeyen kadına yönelik şiddetle mücadele devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu uygulamakta kararlıyız dedi. 6.284'ü sonuna kadar uygulatmaya kararlıyız. Bu kanun bizim için hakikaten çok kıymetli. 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadelesi 6.284 ile devam ediyor. Kadınların her alanda güçlenmesi için birbirini tamamlayan faaliyetler belirledik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddeti insanlık onuruna yapılan en ağır saldırılardan biri olarak nitelendirdi. 6.284'ü işaret etti, kararlıyız dedi. Ne kadar kadına yönelik şiddetle mücadelemizi biz kararlılıkla sürdürdük ve biz sıfır tolerans ilkesiyle bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konuda hakikaten kararlarımız kararlılığımızdan ve bu konuyu gündemimizden çıkarmaya kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi projesi için düzenlenen toplantıda konuştu. Bakanlığın kadın istihdam oranındaki hedeflerini açıkladı. Yürüttüğümüz çalışmalarla 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılım oranını yüzde %40 40.1'e, kadın istihdam oranını 36'ya yükseltmeyi hedefliyoruz. Bakan Göktaş kooperatiflerin önemine vurgu yaptı. Ne kadar 81 ilimizde düzenlediğimiz çalıştay ve eğitim programları ile 45 binden fazla kadına ulaştık. 1207 yeni kadın kooperatiflerinin kurulmasına destek olduk. Bugün sadece İstanbul'da 50 kadın kooperatifin 600'e yakın ya, kadın orta ile faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmeleri bizleri son derece mutlu ediyor. Bizler de kadınların kooperatifler aracılığıyla... Ile... Güneş 11 yıl süren bir döngüsünde solar maksimum evresine ulaştı. Güneşin aktivitesi en yüksek seviyeye çıktı. Peki bu değişim dünyadaki hava durumunu ve uzay hava koşullarını etkiler mi? Cevabı haberimizde. Güneş manyetik güneş döngüsü adı verilen solar döngüsüne girdi. Her 11 yılda bir Güneş'in manyetik alanı değiştikçe dünyada da bazı değişimler yaşanıyor. İnsanlık tarihinde 11 yıllık döngü zirveye ulaştı. Solar döngüde Güneş'te bulunan enerji ve hareket maksimum seviyesine ulaşacak. Güneş'teki lekelerin sayısı artarak güneş patlamaları, koronal kütle atımları, güneş radyasyonu gibi daha birçok olay görülecek. Peki güneşin manyetik alanındaki bu değişim dünyayı nasıl etkileyecek? Döngünün ardından güneşte daha fazla elektrik yüklü gaz, güçlü bir manyetik alan bulunacak. Dünyadaki hava durumu ve uzay hava koşulları etkilenebilecek. Hava koşullarının eski haline dönmesi bir yılı bulacak. Müzik Kapatıyoruz. Pazartesi saatler 08'i gösterdiğinde yeni gün haberleri devam edecek. Hoşçakalın, esen kalın.